Merhaba arkadaşlar. Son Viraj Yayınları Türkiye geneli denemesinin ikinci kısım videosuyla karşınızdayım. 11. sorudan devam ediyoruz. Aşağıda bir manavda satılan erik, kayısı, üzüm ve kirazın kilogram fiyatları cebirsel olarak verilmiştir. Türkan Hanım yukarıda verilen ürünlerin sadece birinden x eksi 3 kilogram aldıktan sonra kasiyere x kare artı 8 x eksi 16 lira vermiştir. Kasiyer para üstü olarak 8x eksi 7 lira verdiğine göre Türkan Hanım yukarıdaki ürünlerden hangisini satın almıştır? Şimdi arkadaşlar sorumuzu anlayalım. Türkan Hanım x eksi 3 kilogram şu ürünlerden birini alıyor ve şu kadar para veriyor. Kasiyer de para üstü olarak şu kadar veriyor. O zaman şöyle diyebilir miyim? Hangi ürünü aldığını bilmiyorum. Ona A diyeyim. A ile arkadaşlar x eksi 3 kilogram aldı. Değil mi? 1 kilogramı A liraysa x eksi 3 kilogramı A çarpı x eksi 3 liradır. Peki arkadaşlar bunun lirası şimdi Türkan Hanım toplam x kare artı 8x eksi 16 lira veriyor kasiyere. Kasiyer de ona para üstü olarak 8 eksi 7 lira veriyor. O zaman ben para üstünü çıkartırsam doğru mu? Şunun tuttuğu fiyatı bulmuş olurum. Şimdi bunu çözeceğiz arkadaşlar. A çarpı x eksi 3 eşittir. X kare artı 8x eksi 16. Şu x'i içeriye dağılacak. Eksi 8x artı 7 olacak arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Peki düzenleyelim. Artı 8x eksi 8x sıfırladı. Şuraya yazalım. A çarpı x eksi 3 eşittir. X kare eksi 16 artı 7 nedir? Eksi 9'dur arkadaşlar. Şimdi x kare eksi 9. Bakın şöyle şuraya yazayım. Bu arkadaşlar iki terimli olduğu için birinci terimin arkadaşlar hangi sayının karesi olduğunu görebiliyoruz. X'in karesi. İkinci terimde hangi sayının karesi? 3'ün karesi arkadaşlar. O zaman biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kareleri farkı özdeşliği. Yani o zaman bir eksilisi ile bir de artılısı ile çarpıyoruz. İki terim olunca arkadaşlar iki kare farkı özdeşliği oluyor. Peki şimdi burada ne diyorum o zaman şuraya şöyle gösterelim. A çarpı x eksi 3 eşittir. Şurayı da x eksi 3 çarpı x artı 3 diye yazarsam x 3'ler gittiğinde A'da x artı 3 çıkacaktır. Yani arkadaşlar x artı 3 lira olan hangisidir kilogramı? Eriktir arkadaşlar. O zaman Türkan Hanım erik almıştır diyoruz. Peki 12. soruya bakalım. 12. soru diyor ki bir düğün salonuna gelen davetliler araçlarını valeye bırakıyorlar. Vali araçları park ettikten sonra anahtarları aşağıda verilen şekildeki gibi asıyor. Vali düğüne gelen Zeki Bey'in aracına ait anahtarı görselde gösterilen boş çivilerden birine asacaktır. Buna göre Zeki Bey'in aracına ait anahtarın 3. sıradaki bir çiviye asılma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar olasılık neydi? İstenilen durumların eleman sayısı bölü tüm durumların eleman sayısıydı. İstenilen şey ne arkadaşlar? 3. sırada olması. Şimdi tüm durumlara bakalım. 3. sırada boş yer kaç tane arkadaşlar? Bakın 1, 2 ve 3 tane. İstediğim durumun eleman sayısı 3. Tüm durumun eleman sayısı kaç? Yani tüm arkadaşlar boş yer kaç tane? 1, 2. Şöyle isterseniz yazalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane. Tüm durumun eleman sayısı da 12'dir. Peki 3 ile sadeleştirdiğimde ne olur? 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Yani olasılık 1 bölü 4'tür diyoruz. Şimdi gelelim 13. sorumuza. 13. soru diyor ki Kenan 3 adet farklı uzunluktaki çubuklarla üçgen oluşturmak istemiş. Oluşturacağı üçgen ile ilgili şartlar aşağıda verilmiştir. Çubukların uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı. Çubuklar arasındaki açılardan biri dik açıdır.
Buna göre Kenan istenilen şartlara uygun bir üçgen oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçmelidir? Şimdi iki tane durum var. Çubukların uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. A şıkkına baktığımızda bakın bunlar birer tam sayı değil. Direkt A'yı eledik. Şimdi B, C ve D şıklarına bakalım. B'den arkadaşlar çubuklar arasındaki açılardan biri dik açıdır. Yani bir dik üçgen oluşturması gerekiyor. Doğru mu? Arkadaşlar B şıkkına baktığımda 3, 3 ve 6 olabilir mi? 3'ün karesi 9. 3'ün karesi 9 arkadaşlar. 6'nın karesi 36'ya eşit olmalı. Eşit mi arkadaşlar? Hayır, eşit değil. Demek ki B şıkkıyla da bir dik üçgen oluşturamaz. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar dik kenarlardan birisi 6, 8 ve 12 olsa ne olacak? 6'nın karesi artı 8'in karesi 12'nin karesine eşit olacak. Yani 36 artı 64 144'e eşit olacak. Burası 100 arkadaşlar. 100 144'e eşit midir? Hayır, değildir. Demek ki C şıkkıyla da bir üçgen çizemez. D şıkkına baktığımızda arkadaşlar bakın 10, 24 ve 26 en büyük kenar hipotenüs. Buraya dikkat edin arkadaşlar. O yüzden en büyük uzunluğu hipotenüse veriyorum. Bu da arkadaşlar ister Pisagor'dan biraz önce yaptığım gibi yap. İstersen bak özel üçgen var burada. Burası 5'in 2 katı. Burası 12'nin 2 katı. Burası da 13'ün 2 katı. Yani burası 5, 12, 13 özel üçgeni arkadaşlar. Bu zaten bir özel üçgendir. O yüzden cevap D şıkkıdır diyoruz. Tamam mı? Peki gelelim şimdi 14. sorumuza. 14. soru diyor ki yarıçap uzunluğu R yüksekliği H olan dik dairesel silindirin hacmi pi kare çarpı H'tır arkadaşlar. Şimdi yüksekliği taban yarıçapının 3 katına eşitmiş olan dik dairesel silindir şeklindeki tahta parçasının hacmi 9000 santimetre küptür. Arkadaşlar yarıçapının 3 katına eşitmiş yüksekliği. Yani yüksekliğine ben 3R diyebilirim. Peki hacmi de 9000 santimetre küptür. Bu tahta parçası yontularak farklı şekiller elde edilmek istenmiştir. Buna göre aşağıdaki cisimlerden hangisi elde edilemez? Pi de 3 alın diyor. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Şimdi hacim nedir burada? Hacim pi r kare çarpı h'tır. Pi'yi 3 alın diyor. R kare. H'yi de bakın 3r diye alıyorum. Bu neye eşitmiş? 9000'e eşitmiş. Burası 9r küp 9 çarpı 10 üssü 3 diyebilirim. 9'lar sadeleşti. R küp 10 üssü 3 ise r de arkadaşlar 10'dur derim. Yani yarıçapı 10. Yüksekliği de 30'dur arkadaşlar. 30 santimetredir diyoruz. Şimdi aşağıdakilerden bakalım. Bu yontuluyor ve şekiller oluşturuluyor. Hangisi oluşturulamaz diye soruyor. A şıkkına bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bir de şunu bilmemiz lazım. Bakın şu tabanına bir aldığımda yarıçapı neymiş? 10'muş arkadaşlar. O zaman çapı nedir? 10 şöyle ortadan alırsam 10 10 20'dir. Yani arkadaşlar bakın şöyle de 20'dir. Doğru mu? Şöyle göstereyim isterseniz. Yani ben bunu nereden alırsam alayım hepsi 20 santimetre olması gerekiyor. Şöyle tabii ki merkezden geçecek şekilde. Peki bu önemli. Şimdi bunu nerede kullanacağım? Arkadaşlar bakın şunu çizmek istesem yüksekliği 8 santim. Burada yüksekliği 30 santim. Yüksekliği çizebilirim. Peki şu tabanı kullanabilir miyim? Şimdi sonuçta çapı 20 santim oluyor. 8 santim şöyle 8 santim şöyle alabilirim ama dikkat. Bir şeye bakmam lazım arkadaşlar. Bakın şu uzunluğa tabanı bir kare ya. Köşegenine bakmam lazım. Çünkü bu da arkadaşlar şuradan 20 santimden küçük olmalı ki ya da eşit olmalı ki arkadaşlar hani şu şekilde de 20 santimi geçmemeli ki şurayı kullanabilsin, tabanından kullanabilsin, tamam mı? Şurada bir diktir arkadaşlar. Bakın bunun ben tabanını şöyle kare şeklinde alırsam şöyle göstereyim. Burada bir dik üçgen var. 8, 8. Arkadaşlar bakın ikizkenardaki üçgen ya. Şurası nedir? 8 kök 2'dir. Bu ne demektir arkadaşlar? 16 çarpı 2'den kök 32 demektir. Şimdi kök 32. Yani şimdi burası 20 santim. Değil mi? 20 santimi kök içine atarsam kök 400 demektir. Gördüğünüz gibi kök 400'den küçüktür olabilir. Bu şekli oluşturabilirim yontarak. A şıkkı olur. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Bakın yüksekliği 8 santim. Bunun yüksekliği 30 santim. Yükseklik tamam. Şimdi
8-10, şu uzunluğu bulalım arkadaşlar. Bakın konenin yarı çapını bulalım. Burası 4 çarpı 2, 5 çarpı 2. Demek ki bu 3, 4, 5 üçgeni 3 çarpı 2'den. Burası da 6. 6 olabilir mi arkadaşlar? Evet, çünkü yarı çapı 10. Şöyle baktığımda bakın zaten bu daire olduğu için 6, 6, 12 rahatlıkla bunu o şekilde küçülterek oluşturabilirim. B şıkkını oluşturabildim. C şıkkına bakalım şimdi. C şıkkı yükseklik 15 santim. Benim şeklimde yükseklik 30 santim. Tamam, yükseklik olabilir. Tabana bakalım. Şimdi 18 santim şöyle alsam arkadaşlar, tamamı 20 ya. Şöyle 18 alsam mesela. 10 santim de şöyle alsam. Peki şöyle çizdiğimde acaba bir sıkıntı oluşacak mı, ona bakmam lazım. O yüzden de arkadaşlar şu köşegenin uzunluğuna bakmam lazım, tamam mı? Şöyle bir dikdörtgenmiş, 10'muş, 18'miş. Şuraya bakmalıyım arkadaşlar, şu uzunluğa, dik üçgen. Burayı nasıl bulurum? Şuraya x dersem, x kare eşittir 18'in karesi artı 10'un karesi. X kare eşittir arkadaşlar, 18'in karesi kaçtı? 324'tü. Artı 100. Burası da ne olur? 424 olur x kare. X nedir? Şöyle kare kökünü aldığımda x de kök 424. Şimdi dışarıya çıkarmakla uğraşmıyorum. Çünkü şuranın bakın 20, hani kök içinde kök 400'ü geçmemesi gerekiyordu. Çünkü maksimum kök 400 olabilir. Çapı 20 santimetre olduğu için. Ama bu ne çıktı arkadaşlar? Kök 424 çıktı. Bunu arkadaşlar şu uzunluğu alamam şuradan, değil mi? Bu uzunluğu yapamam yontarak. Çünkü fazla bir uzunluk. O yüzden C şıkkı olmaz derim. D şıkkına bakalım ama. Bakın 10 santim yüksekliğimiz neydi? 30 santimdi. Yükseklik tamam. Tabanda 10, 10 çaptan 20. Ama şuraya da şu şekilde yine bakmamız lazım. Şöyle kenarlarda şimdilik sıkıntı yok ama köşegeni de bakmam lazım. Şöyle aldığımda şuraya y diyelim o zaman. Y'nin karesi 12'nin karesi artı 7'nin karesinden. Y'nin karesi 144 artı 49'dan. Buradan da y'nin karesi kaç çıkıyor? 9, 4, 13, 1, 8, 9, 193 çıkıyor. Kare kökünü aldığımızda zaten bu y'de kök 193 oldu. Gördüğünüz gibi kök 400'den küçük zaten arkadaşlar. O yüzden bunu da yapabilir yontarak. Yani yapamayacağı şekil C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim 15. sorumuza. 15. soru diyor ki kenar uzunlukları 3 üssü 6 ve 3 üssü 5 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir aynanın etrafına aşağıdaki gibi aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden kare şeklinde eş zümrüt aynalardan düşünecektir. Zümrüt aynalardan her birinin bir yüzünün alanı 81 santimetre kare olduğuna göre bu iş için kaç tane zümrüt ayna gereklidir diyor. Şimdi arkadaşlar her birinin alanı 81 ise şöyle diyelim, mesela kareymiş ya bu. X dersek değil mi? X kare 81 ise alanı dediği için x nedir arkadaşlar? 9'dur. Demek ki bir kenar uzunluğu 9 santimetreymiş. Peki arkadaşlar bakın şu köşe şuradan başlıyor. Gördünüz mü? Şöyle gidiyor. Şurası da şuradan başlıyor. Şöyle gidiyor. Bakın şurada bir tane karemiz var değil mi? Köşelerde demek ki birer tane olacak. Sonradan bu 4 taneyi eklemem lazım. Buraya dikkat. Şimdi bakalım. Şuradan saydığımda bakın şöyle çiziyorum. Şuradan sayacağım. Bir tanesinin uzunluğu kaçtı? 9 santimdi. Burada 3 üssü 6 var. Kaç tane girsin böyle buraya arkadaşlar? A tane girsin. Olur mu? Şöyle diyelim o zaman o kenara. 9 çarpı A neye eşitmiş arkadaşlar? 3 üssü 6'ya eşitmiş. 9'a ben 3'ün karesi dersem 3 üssü 6. A'ya ne demem gerekir o zaman? 3 üssü 4 demeliyim ki arkadaşlar. 3 üssü 6'ya eşit olsun. 3 üssü 4 de nedir? 81 santimetredir. Yani şuraya arkadaşlar santimetredir. 81 tane diyelim. Tamam mı? Şuraya 81 tane geldi. Şöyle. Aynı şekilde şu kenara da arkadaşlar 81 tane geldi. Doğru mu? Tane. Şimdi şu kenara bakalım. Bakın şöyle. Şuraya. Burası da 9. Buraya da B tane gelsin. O zaman şöyle diyelim. 9 çarpı B eşittir. Bu kenarda 3 üssü 5'miş arkadaşlar. O zaman B'de ne çıkar? Şöyle 3'ün karesi demektir 9. B'de arkadaşlar 3 üssü 3 yani 27'ymiş. Buraya da 27 tane giriyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya da o zaman 27 tane giriyor. Şöyle. Dikkat. Tamam. Şöyle göstereyim. Dışarıya yapılıyor. İçeri değil. Ben şöyle içeriye yazdım ama kafanız karışmasın.
dışarıya arkadaşlar. Bunlar döşeniyor. Şöyle diyelim o zaman. Bakın şöyle göstereyim. Şu iki arası. Buraya 27 tane. Şuraya da 27 tane. Şöyle gösterelim. Şuraya 81 tane. Şöyle gösterelim. Şuraya da 81 tane. Tamam. O zaman ne deriz? 81 çarpı 2 artı 27 çarpı 2. İkişer tane olduğu için. Artı. Şuna dikkat. Bakın şu köşeleri saymadım ben. 4 tane de toplamında 4 tane de bu köşelerde var. Artı 4 diyeceğim. Tamam mı? Buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi bakalım. 2, 162, 14, 54 ve 4. Kaç oluyor? 58. Şöyle topladığımda 10, 11, 12 arkadaşlar. 220 çıktı. Yani cevap B şıkkıdır diyoruz. Şimdi 16. sorumuza bakalım. Bir mağaza sahibi elinde kalan pantolon sayısına göre aşağıdaki gibi pantolonlarda farklı bir ücretlendirme yapmıştır. Bu mağazada 38 adet pantolon kaldıktan sonra mağazaya gelen müşteri 5 pantolon birden satın aldığına göre toplam en az kaç lira ödeme yapmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar kalan pantolon sayısına göre şu x'ler elinde kaç tane pantolon kalmış? 38 adet pantolon kalmış. Hangi aralıkta arkadaşlar bu? Bakın şu aralıkta. Değil mi? 38 adet pantolon kaldı. Şimdi o zaman tanesinde 32 liradan satıyor. Müşteri geliyor, 5 tane pantolonu birden satın alıyor. Şu an elinde 38 tane var. Şöyle diyelim. 38, 37. Şöyle geriye doğru gitsin rahat anlayın diye. Şöyle şöyle nokta nokta diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 36 ile 40 arası. 38.yi aldı. Geriye 37 tane kaldı. 37'yi de aldı arkadaşlar bu aralıktan. Geriye 36 kaldı. 36 da bu aralıkta. Yine onu da buradan aldı. Sonra geriye 35 tane kaldı. Şu an 3 tane aldı. 2 tane daha alması gerekiyor değil mi? 34. 35 ve 34 bu aralıkta değil. Hangi aralıkta arkadaşlar? Bakın bu aralıkta. 35 ve 34. 2 tane de buradan aldı. Buradan kaç tane aldı arkadaşlar? 3 tane. 3 tane de buradan aldı. 2 tane diyelim. 2 tane de buradan aldı. Peki bir tanesi 32 ise 3 tane aldı. 32 çarpı 3 lira ödedi. Yani 3 kere 2 6. Buraya 96 lira ödedi. Şuradan da arkadaşlar 2 tane aldı. Buraya da 60 lira ödedi. 96 60 daha şu 60 daha 156 lira toplamında ödemiş oldu. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 17. sorumuza. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan dikdörtgen şeklindeki özdeş iki tabure birbirine paralel iki duvar arasında aşağıdaki gibi iki farklı şekilde yerleştirilmiştir. Taburelerden her birinin üst yüzeyinin alanı 150 cm karedir. Tabureler şekil 1'deki gibi kısa kenarı duvara yapışacak şekilde konulduklarında aralarındaki mesafe kök 1800 cm olmaktadır. Buna göre tabureler şekil 2'deki gibi uzun kenarı duvara yapışık olacak şekilde yerleştirildiklerinde aralarındaki mesafe kaç santimetre olur diyor. Şimdi arkadaşlar bu taburenin şöyle taburenin üst yüzeyini alırsak biz ne diyordu arkadaşlar? Uzun kenarı kısa kenarının 3 katıymış. Şöyle x dersem uzun kenarı da 3x'miş. Doğru mu? Peki bunun alanı nedir arkadaşlar? Alan 3x çarpı x'ten 3x karedir. Bana alanını vermiş 150 diye. 3x kare 150'ye eşitmiş. 3 ile sadeleştir. X kare o zaman 50'dir deriz arkadaşlar. X'i bulabilmek için de kare kökünü alıyorum. X de 5 kök 2 çıkacaktır. Çünkü 50 25 çarpı 2'dir. Tamam mı? Peki X'i buldum 5 kök 2. Yani bu taburemizin kısa kenarı 5 kök 2. Uzun kenarı da o 3 katı 15 kök 2'ymiş arkadaşlar. Peki şimdi diyor ki şöyle tabureler alınmış. Bakın şuradan başlıyor değil mi? Şurada bir uzun kenar, şurada da bir uzun kenar var. Toplamında orada ne kadar var arkadaşlar? Şöyle diyelim. Bakın şurası 15 kök 2, şurası da 15 kök 2. Toplamında 30 kök 2 var orada. 30 kök 2 artı kök 1800 arkadaşlar şu uzunluk. Doğru mu? Bu uzunluk. Hemen şöyle de yazayım isterseniz. 30 kök 2 artı 1800'ü de ben şöyle yazayım mı? Ne diyeyim? Şöyle diyeyim arkadaşlar. 9 çarpı 2 çarpı 100. Bu da nedir? 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 30 kök 2'ymiş. Tamam mı? Burası da şöyle artı 30 kök 2 ile toplamında da 60 kök 2'dir deriz bu uzunluğa.
Tamam mı arkadaşlar? Peki aynı uzunluk şurası için de geçerli. Yani burası da şöyle göstereyim. Burası da 60 kök 2 olacak. Ama 60 kök 2 bakalım. Şu uzunluk neydi? X'ti. X neydi arkadaşlar? 5 kök 2. Şurada da var 5 kök 2. Ve soru işareti var. O zaman şöyle değil mi arkadaşlar? Şuraya yapayım. Şu uzunluk 60 kök 2 eşittir. 5 kök 2, 5 kök 2, 10 kök 2 artı soru işareti. Doğru mu? 10 kök 2'yi bu tarafa atarsam 50 kök 2 olur soru işareti. Peki şıklarda 50 kök 2 diye var mı? Yok. Şurada bir bakın içeriye atmış olabilir 50'yi. İçeriye attığımda 5 kere 5 25, 10'da 100, 2500 çarpı 2 diye giriyor burası. Burada oluyor bize arkadaşlar. 5000 kök 5000 oluyor. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz soru işaretine. Peki şimdi gelelim o zaman 18. sorumuza. 18. sorumuz diyor ki aşağıda 5 arkadaşın oyun oynarken bulundukları yerler üçgen şeklinde modellenmiştir. Her birinin bulunduğu yerler A, B, C, D, E olarak belirlenmiştir. Bulundukları noktalardan birbirine doğru iplerle hat çektiklerine göre hangi ikisi arasındaki ip hattı en uzun olur diyor. Peki bulundukları noktalardan birbirlerine doğru iplerle hat çekiyorlarmış ve hangi ikisi arasındaki ip hattı en uzundur diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın küçük üçgenden başlıyorum. Şimdi, çünkü büyük üçgenden bulursam diyelim ki şu kenar çıktı. Bitti. Şunlara hiç bakmamış olurum. Bunlara da bakmak adına şuradan başlayacağım. 70, 40 daha 110. Burası nedir arkadaşlar? 180'i tamamladığı için 70. Yani bu iki kenar eşittir. En uzun kenar şu diyebilirim ortak kenarlardan. Burada bize en uzunu sorduğu için en uzun kenar üzerinden gidiyorum. Burada en uzun kenar budur arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. Peki sonra arkadaşlar diğer üçgene bakayım. Şöyle morla göstereyim en uzunları. Evet. 60, 45 daha 105. Şuraya ne kalıyor arkadaşlar? 75 kalıyor 180 olması için. Şimdi normalde 60'ın karşısında bu kenar. Doğru mu? Ama 75 daha uzun. Demek ki 75'in karşısındaki kenar bu üçgende en uzundur. Evet. Yani en uzun kenar AC kenarı oldu. Şimdi bu üçgene, büyük üçgene geldik. Acaba büyük üçgende de en uzun kenar o mu? 65, 30 daha arkadaşlar 95. Buraya ne kalıyor? 180 olması için 85 kalıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu AC kenarı 30'un en küçük kenarın karşısında ama burada en büyük açımız var 85. Bunun karşısındaki kenar hangisi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi AB kenarı. Demek ki en uzun kenar AB'dir diyoruz arkadaşlar. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. Gidelim şimdi 19. sorumuza. Bir okuldaki kurslara katılan öğrenci sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Yukarıdaki grafikte yüzme kursuna katılan öğrencilerin verileri girilmemiştir. Veriler daire grafiğinde gösterildiğinde yüzme kursuna katılanlara ait daire diliminin merkez açısının 72 derece olduğu bilinmektedir. Buna göre bu okulda bu 4 kursa katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Normalde daire grafiğinde gösterdiğinde 360 dereceyi y 72 derece düşüyormuş yüzme kursu. Değil mi? Şimdi normalde oran bu. Kişi başına bakalım o zaman. Basketbol 60. Futbol 75 öğrenci. Voleybolda 105 öğrenci. Bunlar toplam kaç oldular arkadaşlar? 100, 170, 180, 240 oldu. Buna da x öğrenci desem. Toplamında 240 artı x öğrenci var. Doğru mu? 240 artı x öğrencinin arkadaşlar yüzme kursuna giden x öğrenci. Böyle oran yapabilirim. Tekrar edeyim. Yüzme kursuna giden öğrenciler 360 derecede 72 dereceyi kapsıyor. O zaman kişi sayısına baktığımda 240 artı x kişi içinden de x kişi. Bunların oranı eşit olması gerekiyor. Şöyle yaptığımda 360 çarpı x eşittir 72 çarpı 240 artı x demektir. 72 ile 360 sadeleşir. Kaç kere olur arkadaşlar? Şöyle bir bakayım. Şurası mı? Olur. 5 kere 35, evet 5 kere oluyormuş arkadaşlar. Şurası 5x eşittir 240 artı x oluyor. X'e attığımda 4x eşittir 240 oluyor. 4'e böldüğümde
X de 60 çıkıyor. Demek ki yüzme kursuna giden arkadaşlar 60 kişiymiş. Ama bana diyor ki 4 kursa da katılan toplam öğrenci diyor. 240 kişi diğer kursa katılanlar, 60 da yüzme kursuna katılan, toplamında 300 kişi olur arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi son sorumuza. 20. sorumuz. Evet. Diyor ki Ela, yukarıdaki turuncu kartondan yeteri kadar dikdörtgen, Defne ise yeşil kartondan yeteri kadar kare kesmiştir. Yukarıdaki ölçülerde kestikleri şekiller arasındaki boşluk kalmayacak ve birer kenarları çakışacak şekilde aynı noktadan başlayıp aynı noktada bitecek şekilde yan yana dizilmişlerdir. Bakın aynı noktada başlıyor şöyle ve aynı noktada bitiyorlar arkadaşlar şu şekilde. Tamam. Buna göre Ela ve Defne'nin elde ettiği desenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Arkadaşlar şöyle diyelim. Bakın şimdi şu uzunluk 18, doğru mu? 18. Bundan kaç tane girmiş olsun bilmiyorum. X tane girsin. Şimdi bu uzunluk 18 çarpı X tane var ya, değil mi? Şurası 18 çarpı X demektir. Peki kare ile gösterdiğimde şurası nedir arkadaşlar? Burası da 8 santimmiş. Buna da Y tane girsin. Olur mu? Bu 8 çarpı Y'ye eşittir. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü bunlar aynı yerden başlayıp aynı yerde bitiyorlar. Bu uzunlukta şu uzunluk birbirine eşit olacağı için x tane 18 santimlik dikdörtgen olandan girdiyse buranın uzunluğu 18x'tir. Şuradan da 8 santimlik karelerden de y tane girdiyse buranın uzunluğu da 8y'dir. Şimdi sadeleştirme yaptığımda arkadaşlar burası 9x eşittir 4y. Şimdi böyle bir durum çıktığında size pratiklik arkadaşlar bakın x'in yerine 4 yazın, y'nin yerine de 9 yazın. Tamam mı? Şöyle diyelim x 4, y de 9'dur deriz. Ancak bu durumda 36'ya eşit olacaklardır. Birbirine eşit olacaklardır. En az dediği için 4 ve 9 diye alabilirim. Yoksa 4'ün katı ve 9'un katı da diye alabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi en az dediği için 4 ve 9'dan gidiyorum. Şimdi x 4 ise arkadaşlar 18 çarpı 4'ten 4 kere 8 32 3 elde 72 santimetredir diyebilir miyiz? Şu uzunluğa o zaman 72 santimetre. Bunun bana çevresini soruyor ya. Şöyle göstereyim. Ben bu şekilde şöyle küçültmüş olayım aşağıya. Şurası 72 uzun kenar. Kısa kenarda arkadaşlar şurası verilmiş bana 5. Şurası da 8 diye verilmiş. 8, 5 daha 13. Bunun çevresi neydi arkadaşlar? Çevre 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Kısa kenarı 13'müş. Uzun kenarı da 72'ymiş. Burası da arkadaşlar 2 çarpı 5, 85. O da nedir? 2 kere 5, 10, 16, 170 arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Evet, videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.